2018'i 2019'da tutların meyve verdiğini yaşım 45 ilk defa görüyorum. Ya bu mevsimde ağaçlar kazal olurdu, yaprağını dökerdi. Yağış olmadığında, kuraklık gittiğinde yıl azdı derler. İnsanlar işte meyvelere böyle, bilmiyorum kayısımızın ne kadar düşük olduğunu, Şire Pazarı'nın isyan ettiğini bugün meyvelerde daha görüyoruz ki Cenab-ı Allah biri bitmede birini veriyor, şükür etmiyoruz. Yıl azdı, kul da azdı diyorlar. Ne kadar da şükretsek az. 11. ayda tutlar meyve vermiş. Kuraklık gittiğini gösteriyor. Yani Rabbim sonuna hayır getirsin. Peki meyve verdiğini görüyor, şaşırdınız mı? Şaşırdık tabii ki. Yani bayağı bir meyve verdi ki mesela bu tutlar ilkbaharda olurdu. Evet. 11. ayda tutun meyve vermesi 48 yaşındayım ilk defa görüyorum. Yani kime de sorsa komşularımız da hep şaşkın. Yani hep bayağı meyve vermiş. 3-4 tadı gibi. Nasıl? Tadı... tadı çok güzel. Mevsiminde olmuş gibi. Mevsiminde olduğundan daha şirin. Daha böyle siyah. Daha güzeldi. Mevsiminde mesela 4 santim boyutundaysa şu an 12-13 santim boyutunda olan var. Mesela o tepedekini görmüştün. Evet. Bayağı büyütmüş. Halen de meyve veren şeyler var, domurlar var. Renginde solma yok. Halen daha yeşil, ilkbahar gibi. İlkbaharı yaşıyoruz. Nasıl ki sahteleşti, yalanların, sahların yalan kabul edildiği gibi mevsimler de değişti. Şu an ilkbaharı güze getirdik, güzü yaza getirdik. İnsanlar şimdi, biz kayısı çiftçisiyiz, üreticiyiz. Şire pazarında kayısının kilosu 10 lira diyorlar, alıcı yok diyorlar. İl dışında kayısı 40 liraya satılıyor, yazık. Yani Tarım İl Müdürlüğü'nde olsun, kayısı birliğindeki arkadaşlarımız olsun. Gerçekten üzülüyoruz, köylünün ahını alıyoruz. Bu meyve ağaçları aslında bize haber veriyor da biz burayı çözemiyoruz, ne dediğini çözemiyoruz. İsim söyledi. Şimdi tekrarını işte 11. ayın 18'inde, bugün 19'u, meyve bu kadar güzelleşmiş. Aynen. Vergi Allah'ın ki. Yani Cenab-ı Allah ne yapar da yapmaz, yapar. Yeter ki insanlar şükretmesin. Eyvallah abime. Eyvallah abime, tamam. Burası ne mahallesi diye geçiyor? Haftada olarak en güzel yaşadığım.